Değerli takipçilerim merhaba. Bugün çok özel bir dünya lezzeti sunacağız size. Pusula Çağlayan takipçileri olarak bugün dünyada özel bir lezzet olan mochi, dondurma yani lokum kurabiyesi, Japonya'nın geleneksel tatlısı. Bunun Türkiye'de kendi evinizde yapabileceğiniz pratik bir tarifini vereceğim. Değerli takipçiler, bunun için 250 gram pirinç unu, 80 gram pudra şekeri, 1,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz, 1 tane şeker vanili. Şöyle içinde kullanmak için ben haşhaş tohumundan bir çikolata, siz normal Nutella gibi çikolata kullanabilirsiniz. Birazcık değişik lezzet versin diye turna yemişi meyve koyacağım. Hamurumuzu şey yapmak için de biraz nişastaya ihtiyacımız olacak. Değerli takipçilerim, şimdi malzemelerimizi burada. Kabımızın içerisinde şöyle pirinç unumuzu döküyoruz. 250 gram pirinç unumuzu. Boza kıvamına gelinceye kadar çırpacağız. Değerli takipçiler, şöyle tuzumuzu atalım. Pudra şekerimizi atalım. Vanilyamızı dökelim. Mikrodalgada pişireceğiz 3,5 dakika. Bu tatlıyı yapabilmeniz için tabii ki mikrodalgaya da ihtiyacınız olacak. Şöyle bir bardak suyumuzu bir dökelim değerli takipçiler. Boza kıvamına gelinceye kadar çırpacağız. Evet değerli takipçiler, gördüğünüz gibi boza kıvamı oluştu. Evet. Şimdi değerli takipçiler, mikrodalgamıza koyuyoruz kabımızı. Metal kap biliyorsunuz kullanmıyoruz. 3,5 dakikaya ayarladık. Çalıştırıyoruz. Evet değerli takipçiler, 3,5 dakikamız doldu. Gördüğünüz gibi o boza kıvamındaki hamurumuz. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla bu hamurumuzu çıkartıyoruz hızlıca soğumadan. Değerli takipçilerimiz, şöyle nişasta tezgahımıza şey yaptık. Nişastayla yoğuracağız hemen hızlıca soğumadan. İnanılmaz bir lezzet. Ağzınızda yapışa yapışa yiyebileceğiniz. Fakat lezzeti sonradan ağzınıza gelecek. Dehşet bir tatlı. Değişik bir tatlı değerli takipçiler. Yeniliklere açık olmalısınız. Böyle olursa inanılmaz lezzetlerle tanışıyorsunuz benim gibi. Japonya'nın geleneksel tatlısı bu aynı zamanda. Mochi. Değerli takipçiler. Bizim ülkemizde de dondurma, lokum kurabiyesi, lokum helvası gibi isimlerle anılıyor. Evet. Şimdi tezgahımızda bu hafif sıcaklığıyla böyle katlayarak nişastayla biraz yoğuracağız değerli takipçiler. Hafif ılımış olacak zaten o zaman. Çok eliniz yakacak sıcaklıkta değil zaten. Biraz ılıdığı zaman şekil vereceğiz. Şöyle katlayarak nişastayla güzelce yoğuruyoruz. Ele yapışmayı ortadan kaldırmak için aslında biraz nişasta. Tatlıya müdahale ederken elinize yapışmasın diye. Yerken belki biraz ağzınızda çiğneme kolaylığı sağlamak için. Bunun içerisine renkli olmasını isterseniz hafiften bir gıda boyası kullanabilirsiniz. Ya da bitki suyu kullanabilirsiniz. Böyle yeşil çay tozu gibi. Ben kullanmıyorum. Doğal olsun diye. Onun yerine içlerine renkli meyve ya da marmelat kullanarak bunu sağlayacağım. Ama dediğim gibi. Evet değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi kısa bir yoğurma işleminden sonra zaten hafiften ılıma işlemi gerçekleşti.
Artık ufak ufak şekil vereceğiz. Bunun nasıl şekil vereceğini size bırakıyorum. İster yuvarlak yuvarlak, ister şey yapabilirsiniz. Poğaça tarzı şekillendirmeyi size bırakıyorum. Şöyle, bu haşhaş tohumundan elde edilmiş bir çikolata. Değerli takipçiler, marketlerde bulabilirsiniz. Yine dünya mutfaklarından çok özel bir lezzetle buluşturuyorum sizi değerli takipçilerim. Şöyle içine meyve koyabilirsiniz. Ben turna yemişi koyuyorum. Turna yemişi dediğimiz yaban mersininin değişik bir şeyi, rengi. Yetiştiği yere göre biraz rengi değişiyor. Bunlar turnalar tarafından sevildiği için turna yemişi denmiş. Gayet pratik ve basit bir lezzet. Yine evinizde bir değişkenlik yaratabilecek bir lezzet. Değerli takipçilerim. Yenilikler her zaman eğlenceli ve güzel oluyor. Ben de yine şöyle poğaçamsı lezzetler oluşturuyorum. Fazla uğraşmamak için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evet. Şöyle. Yapması gayet kolay. Ben poğaça gibi yapıyorum çünkü şey oluyor, kolay oluyor daha takipçiler şekil vermesi. Biraz daha takipçilerim arasında daha yetenekliler vardır. Belki daha farklı yaratıcılıklar ortaya çıkarabilirsiniz. Eminim bundan. Benim elimden bu kadar geliyor. Ben biraz daha lezzete odaklıyım şu anda. Değerli takipçiler, mochilerimiz hazır. Dediğim gibi Japonya'nın geleneksel tatlısı değerli takipçiler. Şöyle bir süzgeç yardımıyla biraz üzerlerine böyle pudra şekeriyle süsleme. Yani süslemesi biraz sizin sanatsal bakışınızla alakalı. Ben biraz çikolatalı iç koydum. Birazcık haşhaş tohumundan elde edilmiş olan çikolata koydum. Değerli takipçiler, turna yemişi koyduk içine. Evet, bu pudra şekeri süslemesinden sonra şöyle biraz da şey yapalım istiyorum ben. Evinizde muhakkak vardır bu süs şekerlerini. Renklendirelim biraz daha ortalığı. Görsel güzellik olursun. Servis sunumu için üzerine yapışmıyor şekerler ama yine serviste biraz renk katsın değerli takipçiler. Evet. Mochilerimiz hazır değerli takipçiler. Afiyet olsun diyoruz. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Değerli takipçilerim. Beğeni like'larınızı bekliyoruz. Abone olmayan takipçilerimizden lütfen abone olmaları için ricada bulunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli takipçilerim, sevgiyle kalın. Pusula Çağlayan kanalında kalın. Hoşça kalın.